Bizden bu integralin neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bazılarınız integral almaya çalışırken öncelikle paydaki ifadenin paydadaki ifadenin türevine ya da türevinin sabit bir katına eşit olup olmadığını kontrol etmişsinizdir. Bu durumlarda U dönüşümü faydalı olacaktır ancak karşımızdaki ifade bu tarz bir soru değil. Peki ne yapacağız? Hemen bir ipucu vereyim. Kısmi kesir açılımı. Cebir 2 ya da kalkülüs öncesi dersleriniz aklınıza geldi değil mi? Kısmi kesir açılımı buna benzeyen rasyonel ifade ifadeleri iki farklı kesirin toplamı olarak ifade edebilmemizi sağlayan bir yöntemdir. Kısmi kesir açılımı yapmanız gerektiğini paydanın iki ifadenin çarpımı olarak verilmesinden anlayabilirsiniz. Evet, şimdi kısmi kesir açılımı yaparsak. X eksi 5 bölü 2x eksi 3 çarpı x eksi 1'i iki farklı rasyonel ifadenin toplamı olarak yazmaya çalışacağız. Bu rasyonel ifadelerden birincisinin paydası 2x eksi 3, ikincisininki de x eksi 1 olacak. Bu parantezleri koymamıza gerek yok. Paydaların ne olduğunu bilmiyoruz ve bulmamız gereken şey de bu. Bu arada eğer kısmi kesir açılımının ne olduğunu bilmiyorsanız, Khan Akademi'de bu konuyla ilgili başka videolarımız da var, onları izlemenizi öneririm. Bu yöntemde elde edeceğimiz kesirlerin payının derecesi, paydasının derecesinden bir derece az olacaktır. Paydalarımız birinci dereceden ifadeler içerdiğine göre bulmamız gereken payların dereceleri sıfır olacak, başka bir deyişle sabit sayılar olacaklar. Buradaki paya A, buna da B diyelim ve A'yı, B'yi bulmaya çalışalım. Bu arada bu yaptığımızın kalkülüsle hiçbir alakası yok, kalkülüs öncesi ya da cebir olduğunu söyleyebilirim. Peki, A ve B'yi nasıl bulabiliriz? Öncelikle paydaları eşit olmayan kesirleri nasıl toplarız? Ortak paydalarını bularak, öyle değil mi? O halde birinci kesri ikincinin, ikinciyi de birincinin paydasıyla çarpmamız gerekecek. Yazıyorum, A çarpı x eksi 1 bölü 2x eksi 3 çarpı x eksi 1. Evet, bu da b çarpı 2x eksi 3 bölü 2x eksi 3 çarpı x eksi 1 olacak. Paydalar eşitlendiğine göre bunları toplayabiliriz. Payı, yani a ve b'yi bulmaya çalışırken de bu ikisinin toplamının x eksi 5'e eşit olmasından yola çıkacağız. Eşittir. Paydayı yazayım, 2x eksi 3 çarpı x eksi 1. Paylar ise, önce buraya yazayım, bu ax eksi a'dır, bu da 2bx eksi 3b. Buraya da toplamlarını yazacağım. Önce x'li terimler, ax artı 2bx değil mi? Ya da a artı 2b çarpı x olarak yazalım. Artı diğer terimler. Burada bir eksi olduğu için bunu da arada eksi olacak şekle sokarsam, eksi a artı 3b yazabilirim. Bu parantezi açarsak, eksi a ve eksi 3b'yi elde edeceğimizi görebilirsiniz. Peki, şimdi bu ikisi arasındaki benzerliklere bakalım. Paydalar aynı. O halde payların da birbirine eşit olması gerekir. Bu da x'li terimin katsayısının buradaki x'li terimin katsayısına, yani 1'e eşit olması anlamına gelir. Çıkardığımız bu ifade de 5'e eşit olmalı. Buna dayanarak da a ve b'nin neye eşit olduğunu bulmak için iki bilinmeyenli bir denklem sistemi kurabiliriz. Yani a artı 2b 1'e eşit ve a artı 3b de 5'e eşit olmalı. A ve b'nin neye eşit olduğunu bulmak için yok etme yöntemini kullanalım. Bunun için bunu eksi 1 ile çarpıp bununla toplarsam ne olur? Eksi a eksi 2b eşittir eksi 1. A'lar birbirini götürecek. Eksi 2b artı 3b b eder. Eşittir eksi 1 artı 5'ten 4. B 4'e eşitmiş. Bu durumda A'da bunu kullanalım. A artı 3B yani 12 eşittir 5. İki taraftan 12 çıkaralım. A eşittir 5 eksi 12 yani eksi 7. Ve şimdi de A ve B'yi kullanarak bu integrali A bölü 2x eksi 3 A'nın eksi 7 olduğunu bildiğimize göre eksi 7 bölü 2x eksi 3 artı B'de 4'tü. Artı 4 bölü x eksi 1 olarak yazacağız. D eksi de unutmayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve buna benzeyen integralleri nasıl çözdüğümüzü düşünerek bunun neye eşit olduğunu kendi kendinize hesaplamaya çalışın. Ben adım adım ilerleyeceğim. Eşittir.
Bölü 2x eksi 3'ü yazayım. Buraya eksi 7 yazabilirim ama işimi kolaylaştırmak adına eksi 7'yi integralin dışına taşıyacağım. Eksi 7, bunun çözümü burada 1 yerine 2 olsaydı daha kolay olurdu, öyle değil mi? Neden diyecek olursanız 2, 2x eksi 3'ün türevidir ve bu şekilde u dönüşümü yapabiliriz de ondan. Bunun 2 olması için bunu 2 ile çarpmam lazım ama 2 ile çarparsam ifadenin değerini değiştireceğim için bunu 1 de 2'ye bölmem gerek. Bölü 2'yi de dışarıya yazalım, dx'i de ekliyorum. Artı x eksi 1'in türevi 1 olduğuna göre payı 1 yapmamız işimizi görecek. 4'ü dışarıya taşırsam da bunu yapmış olurum. 4 çarpı 1 bölü x eksi 1 dx. Evet, eşittir. Eksi 7 bölü 2 çarpı. Bu ifadenin paydasında bu var, payında da türevi olduğuna göre bunun paydadaki ifadeye göre integralini aldığımızı düşünebiliriz. U dönüşümünü burada açık açık yapmayacağım ama bunun ters zincir kuralı olduğunu da düşünebilirsiniz. 1 bölü x'in ters türevi, x'in mutlak değerinin doğal logaritmasına eşittir ama burada x yerine 2x eksi 3 olduğu için integral 2x eksi 3'ün mutlak değerinin doğal logaritmasına eşit olacak. Burası da artı 4 çarpı bunun ters türevi yani ln mutlak değer x eksi 1 olur. Bunu bu şekilde yaptım çünkü x eksi 1'in türevi zaten 1'e eşit. Belirsiz integral aldığımız için artı c'yi de unutmamamız lazım. Hepsi bu.